bence ezoterizmle ilgilenen herkesin bilmesi gereken bir yol. Gurdjieff'ten dolayı değil. Ama Gurdjieff zaten çok önemli bir isim ezoterizmde, ama anlatmak istediği çok önemli bir şey var. Ben buna şiirde nirvana diyorum. Öyle bir çapa atayım. Neydi? Bu adamın özel ilgi alanı dünyadaki kadim haritaları toplamak. Dünyada öyle haritalar var ki, o haritalar esasında işte Amazon'un deniz olduğu zamanı gösteriyor. Piri haritasının bunlardan biri oluyor. Oradaki piramitlere gidiyorlar, çalışıyorlar, para kazanıyorlar ve bir şekilde Rus adamıyla denk geliyorlar. Sistematik hale getirmiş. Mesela diyor ki, üç tane yoldan bahsediyor. Yoginin yolu, keşişin yolu ve fakirin yolu diyor. Ezber Bozan ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Kenancığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk Bugün valla. Beşinci enteresan. Evet. videomuzdayız. Misafir ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sen zaten artık ailemizden birisin. Eyvallah. Öncelikle bugün enteresan birini konuşacağız. Hakikat yolculuğunda kendi gerçeğini ve gerçeği aramak için yola çıkıp ardında önemli öğretiler bırakmış bir ismi konuşacağız. Gurdjieff'i konuşacağız. Doğru. Ve Gurdjieff'le beraber dördüncü yolu konuşacağız. Gurdjieff kimdir? Dördüncü yol nedir? Bu adam ne demek istemiş? Ve biraz bu adamı tanıyalım istersen. Olur tabii ki. Çünkü bu topraklarda dünyaya gelen bir adam zamanında, değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Kaç yıl 1877. yaşında? O. Çok eskilere götürdün bizi. 140 yıl önce, 130 yıl önce doğmuş. Esasında adı George Ivanovich Gurdjieff ve Kars'ta doğuyor. Kars eski zamanlarda hep bu İpek yolunun üzerinde. Ve bu arada bugün konuşacağımız konu dördüncü yol. Bence ezoterizmle ilgilenen herkesin bilmesi gereken bir yol. Gurdjieff'ten dolayı değil. Ama Gurdjieff zaten çok önemli bir isim ezoterizmde, ama anlatmak istediği çok önemli bir şey var. Ben buna şiirde nirvana diyorum. Öyle bir çapa atayım. O yüzden de ayrıca bunu en sonunda bağlayacağım. Kars'ta dünyaya geliyor ve Kars'ta rahip ve doktor olarak eğitim görüyor. O zaman Osmanlı'nın şehirlerinden birisi. İpek yolu üzerinde çok fazla bilgi var. Ve babasından aldığı bilgi birikimine rağmen hep soruyor. Ben kimim? Neden buradayım? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? İşte ne için bu dünyada varım? Ve yavaş yavaş da bir ekip kuruyor. Çünkü kendisi gibi bilgiye aç insanlar var. 16 kişi erkek buluyor, 5 tane de kadın. 21 kişilik bir gerçeği arayanlar grubu kuruyor. Diyorlar ki biz dağılacağız, dünyaya gideceğiz. Güney Amerika'dan, Afrika'dan, Tibet'ten her yere kadar gidiyorlar ve daha sonrasında diyorlar ki yılda bir toplanacağız. Bizim toplanıp da bilgilerimizi paylaşacağız ve böylece hani daha da hızlı geçti. Düşünsenize, çünkü internet gibi bilgi kaynakları yok. Dünyaya dağılıyorlar, yılda bir toplanıyorlar ve gerçeği arayanlar isimli o grup yıllardır devam ediyor. Tabii bunların çoğu telef oluyorlar. Çünkü Güney Amerika'ya Olayı kadar ilk gidiyor. çıkanlar değil mi? Efendim? O gün Gurdjieff'le beraber yola çıkan birçok isim yaşamını yitiriyor bu yolculukta diyorsun. Kesinlikle, kesinlikle ve bu yolculukta esasında çok insan kayboluyor ve çok radikal fikir esasında baktığınızda ve düşünsenize bilgi dağıl, topla, ondan sonra da ilerle. Ve bu bitmeyen bir arayış zamanı, işte Osmanlı'nın çöküş zamanları, Osmanlı'da bir sürü ajanlık faaliyetleri var. Özellikle İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların parçalamak istiyorlar Osmanlı'yı ve böyle zorlu ortamlarda bunlar Fas, Tibet, Orta Asya, Orta Doğu her yerlere dağılıyorlar. Ve Gurdjieff rotası ne oluyor peki? Gurdjieff'in rotası şu oluyor. Gurdjieff diyor ki Irak'a gelelim diyor bir arkadaşıyla beraber aynı gruptan. Fakat giderken yolda bunlar arkadaşı örümcek ısırıyor ve örümcek ısırdığı için çok kötü hastalanıyor. Bir tane rahibin evinde konuk oluyorlar işte bizim Güneydoğu tarafında. Bir hafta sonra adam iyileşmeye başlarken bir türlü evinde bir harita gösteriyor adam. Diyor ki böyle bir harita var bende diyor. Hani siz de ilgileniyorsunuz bu konularla. Diyor herhalde önemli ki diyor. Çünkü çok zengin bir Rus iş adamı geldi bana bunu sordu. Ben vermedim diyor. Onlara güvendiği için söylüyor. Haritayı bir açıyorlar. Sphinx var ama piramit yok. Bu arada Charles Hapgood diye bir adam var. Eskiden
1940'larda Amerikan Havacılık Dairesi'nin bildiğim kadarıyla başındaydı. Bu adamın özel ilgi alanı dünyadaki kadim haritaları toplamak. Dünyada öyle haritalar var ki o haritalar esasında işte Amazon'un deniz olduğu zamanı gösteriyor. Piri Reis haritasının bunlardan biri olduğu gösteriyor. Mesela Piri Reis'in şöyle bir özelliği varmış. Hangi limana giderse gitsin bu tür kadim haritaları arattırırmış. Christophe Colomb'un elinde bu haritalardan biri olduğu ve bu şekilde yola çıktığından bahsediliyor. Yani nokta atışı gittiğinden bahsediliyor. Çünkü bununla ilgili çok benzer haritalar var. Bunlar muhtemelen İskenderiye Kütüphanesi, zamanında Bergama'da bir tane kütüphane vardı ve Efes'te Selçuk Kütüphanesi vardı. Bunun gibi çok kütüphane var. Bağdat'ta zamanında yıkılan çok ciddi bir kütüphane vardı. Yani Alamut kütüphanesi var. Efendim? Yakılan Alamut Kalesi'nin kütüphanesi var. Alamut'un Hasan Sabbah kütüphanesi var. Kesinlikle. Aynı zamanda Çin'de de birkaç defa böyle büyük kütüphaneler yakılmış. Yani bir yerlerde bir şeyler var. Hep benim annem küçükken anlatırdı, derdi işte o Gobi zamanında çöldü. Ki Gobi'nin altında yapılan araştırmalar var, çok anlatılmayan. Neyse, bu tür haritalardan biri bulunca, onlarla arkadaşı iyileşince İzmir üzerinden direkt Mısır'a gidiyorlar. Ve Mısır'da... Adamdan ne alıyorlar Irak'ta? Irak'taki adamdan o haritayı gördüler. Adam haritayı vermiyor. Ve Mısır'a gitmeleri gerektiğini söylüyor onlara. Onlar da Mısır'a harita gidiyorlar. Ne diyor onlara? Yani anlamlandırabiliyorlar mı baktıklarında? Şöyle diyorlar, bakıyorlar. Diyorlar ki piramitlerden önce Sphinx varmış. Ve o adam Mısır'da şeyi bahsediyor. O zengin Rus iş adamının Mısır'a gitmekte olduğundan bahsediyor. Bu iki bilgiyi toplayınca diyorlar ki bunlar derviş bir nevi. Diyorlar ki hadi biz oraya gidelim. Topuk oraya gidiyorlar ve Mısır'da oradaki bilgiyi araştırmaya çalışıyorlar. Çünkü bunların amacı... İzmir aktarmalı gidiyorlar demiştim. Çok ilginç. İzmir aktarmalı gidiyorlar. Ben bunu duyduğumda şaşırmıştım. Ve Mısır'da yavaş yavaş işte Luxor'a gidiyorlar. Oradaki piramitlere gidiyorlar. Çalışıyorlar, para kazanıyorlar ve bir şekilde Rus adamıyla denk geliyorlar. Hatta Gurçev orada develeri işte götür getirirken bir tarafta bir türlü şekilde Rus iş adamıyla denk geliyorlar ve Rus iş adamıyla beraber biraz sohbetler oluyor. Mısır'da dolaşıyorlar. O Enneagram'da anlattığım evrenin o yaratılışı anlatan üçlü Trinity ile ilgili bilgilere yavaş yavaş vakıf olmaya başlıyor ve o kadim Mısır'ın kökenlerini alıp Rus iş adamından da Afganistan'daki Sarmuk okulunu duyuyor. Orada bir kadim tarikatın olduğu ona anlatılıyor ve o okulu buluyor. Hatta olağanüstü insanlarla karşılaştırmalar diye bir film bile var internette. Çok güzel anlatır. Orada kalıyor uzun süre. Kaç sene kaldığını hatırlamıyorum. 7 demek istiyorum ama hatırlamıyorum. Ve orada bu enneagram sembolünün temeliyle, öğretiyle karşılaştığı söyleniyor. Ama enneagramın kendisi değil bu. Ve yavaş yavaş orada belli o bilgilik ona sunuluyor. Belli sınavlardan geçiyor, testlerden geçiyor. Ona o kadim bilgilik sunuluyor. Daha sonrasında artık o okuldan ayrılıyor ve yavaş yavaş Rusya'ya dönüyor. Moskova'da ortaya çıkıyor. Ve işte Doğu Batı bilgisini birleştirip ders vereyim falan diyor. Ospensky diye üst zümreden birisiyle tanışıyor. O da Ospensky'de hakikati arayan zengin bir adam. Parası pulu var. Ve bunlar ikisi ilerlemeye başlıyor. Ospensky esasında Gurçev'in öğretisini, yani nasıl Sokrat'ın anlattıklarını Platon kağıda geçirdiyse, aynı şekilde Ospensky'de bir nevi Gurçev'le böyle bir ilişkisi var. Ve 1917 Rus devriminden itibaren İşte Tiflis'e yerleşiyor Gurçev. Sonra orada 2 sene kalıp İstanbul, Fransa derken Amerika'da kendini buluyor. Bu adam böyle değişik bir adam. Ve Amerikan vatandaşı oluyor o saatten sonra, değil mi? Onu bilmiyorum. O zamanki... Ama doğduğunda Osmanlı topraklarında doğan bir Osmanlı vatandaşı. Ermeni. Evet, Ermeni bir adam. Aynen, Ermeni kökenli bir adam. Ve gerçeği ararken 4. yol diye bir ekol yaratıyor. Bu adamın özelliği gerçeği arayışla beraber hani Doğu Batı ilmini birleştiren Budizmi, Gnostisizmi, aynı zamanda Sufizmi birleyen bir 4. yol ekolüyle ortaya çıkması. Çok iyi. Peki bu noktada sen az önce
Çok önemli bir cümle söyledin. Dedin ki ezoterizmle ilgilenen herkesin bilmesi gereken bir konu. Dördüncü oldu dedin. Doğru. Neden öyle dedin? Çünkü ezoterizm tamamen insanın içsel yolculuğuyla alakalı ya. Bu içsel yolculukta Gurdjieff şunu söylüyor. Bir kere çok güzel olarak bazı şeyleri sentezlemiş bu adam ve sistematik hale getirmiş. Mesela diyor ki üç tane yoldan bahsediyor. Yoginin yolu, keşişin yolu ve fakirin yolu diyor. Bunlar hep Hindistan'daki ve Tibet'teki gittiği eğitimlerle. Fakirin yolu işte tene eziyet ederek, yani vardır ya böyle şiş sokar. Evet. Mesela Hindistan'da bir adam var, yıllardır eli tepede. Adam öyle tekamül etmeye çalışıyor. Şimdi bu fakirin yolu tamamen, o yüzden bedene odaklanıyor. Keşişin yolu var. Onun amacı tamamen bir eğitime, öğretime bağlı kararak ilerlemek. Yani kalp ve iman ile olan şey. Bir de yoginin yolu var. Yoginin yolu da daha bilgi tabanlı. Yani buna yinana yoga olarak da söyleniyor. Mesela bu keşişin yolu bhakti yoga olarak geçiyor aynı zamanda. Ve yoginin yolu tamamen zihni sessizleştirme üzerine, yani düşünce üzerine. Mesela Patanjali'nin sistematiğini kurduğu kadim yoga bunun üzerine kurulur mesela. Fakat diyor ki yani her yol güzel olsa da kendi içinde bir şekilde, hani fakirin yolu biraz daha garip ama sonuçta çok uzun zaman gerektiriyor. Ama normal insanın bu kadar zamanı olmayabilir ki, olmaz da genelde. O yüzden de yapılması gereken şey bu üç yolu birleştirmek. Esasında dört yol oradan çıkıyor ki bu Kenan'ın da düşünce tarzı. Ben her zaman için holistik düşünen bir insan oldum ve hepsini birleştirmek, doğu batı sentezi, kadim modern. Çünkü bunları eklektik olarak baktığınızda hepsi hakikatin belli parçalarını oluşturuyor. Bazen baktığınız bir şeyde görmüyorsunuz hakikati, okuduklarınız başka bir yerden tekrar geri gelebiliyor. Aa diyorsunuz, ben okumamışım, etmemişim, bunu ya da anlamamışım. Yani yeri geldiğinde bir Budistlerin neydi o Tripitaka'sını okurken, yeri geldiğinde Kur'an'da anlatılan bir ayeti daha iyi anlamak mümkün ya da tersi. O yüzden hepsi birini besliyor. Ve diyor ki ben dördüncü yolu seçiyorum. Dördüncü yol üç merkezin, üç yönteminde aynı anda çalıştığı çok daha hızlı bir yoldur. İlla bir manastıra kapanmaya gerek yok. İnsan şehirde yaşarken tekamülü sürdürebilir. Yani bir dağa gideyim, orada izole olayım. Baktığınızda bu da bir kaçıştır. Ama hayatın içinde olmak çok zordur. İşte bunu mesela Sufi hikayeleri çok anlatır. O süt damlayan derviş hikayesinde. Dervişin bir tanesi dağa çıkar, dağda işte erdiğini düşünür. Ondan sonra kardeşinin yanına iner. Ondan sonra kardeşinin yanında der ki ben işte erdim ya, kaç yıldır yoktun, erdim işte geldim falan. Tamam der işte. O sırada onun nefsini ayartan bir hikaye olur ve adam nefsin ilk sınavında yenilir. Kardeşi de der ki bak dağda erdiğini sanıyordun da o süt damlama hikayesiyle şey der, hani sen orada dağda ermek kolay, köfte or der. Al işte şimdi dağda değil de şehirde ermeye çalış der. Yani hikaye odur. Dağda belli çeşitli tesirlerden ya da izole bir ortamda tesirlerden bir şekilde çok daha kolaydır. O bile zor bir karardır terk, ama esas yaşarken kâminesi olmak vardır ki bu bir nevi karma yogadır, eylemin yoludur. Gurdjieff bir oktavlar kanunundan da bahseder ki o apayrı bir şey. Müzikle ilgili süper bilgim yoktur ama bunu müzikle bir müzik, yani İzmir'de önde olan işte konservatuvarda çalışan bir arkadaşımla konuşunca durdu, dedi ki inanamıyorum dedi. O kadar güzel anlatmış ki dedi. Çünkü Gurdjieff şey diyor, notalar üzerinde çalışıyor. Notalar, oktavlar kanunda şey varmış, re mi'den sonra bir boşluk varmış, fa sol sonra ikinci boşluk varmış. Gurdjieff de bunu şöyle anlatıyor ki bir değişim olduğunda o ilk bir şokla insan bir ilerleme yapar diyor, ama sonra tekrar o ilerlemenin etkisi azalır, ikinci bir şoka devam etmek için ihtiyaç olur diyor. Çok doğrudur ve bunu çok güzel bir şekilde anlatır. Şimdilik bu kadar diyelim. Yani en azından Gurdjieff'i sordunuz ama ben biraz daha fazla böyle bir ilerledim. Peki şey dedin ya, modern psikolojiyle çok alakalı dedin dördüncü yol. Kesinlikle. Bunu yani, açıklayalım biraz. Tabii ki, tabii ki. Ben hatırlarsanız önceki videolarda bir şey göstermiştim ki yine tekrar onu göstermek istiyorum.
Hatırlarsanız şu an bu 5. videomuz sizinle. Birkaç video önce şunu gösterdim. İnsanın psikolojide bir özümüzün yani ruhumuzun bu bedene enkarne olduktan sonra nasıl mizaç, kişilik ile örtüldüğünü anlatmıştım. Yani çevresel ve genetik faktörler ki bizim mizacımız ve yani genetik ve mizaç çok önemli. Sonra çevresel faktörlerle çocuğun ilk yaşlarında aldığı izlenimler ki bunlar duygularla yoğruluyor. Bunlar çocukluk kararlarının oluşmasını sağlıyor. Çocukluk kararları da çocuğun temel korkularını kendi mizacına göre alın. Çocuğun kendi mizacına uygun çocukluk kararlarını tetikleyerek hayatta kalması için savunma mekanizmaları geliştirmesini sağlıyor. Bu otomatik bir süreç hepimizde var. Bu da tutumları ve bizim kişiliğimizi şekillendiriyor. Buna yaralı kişilik diyoruz. Bir de toplum içinde kendimizi daha güzel gösteriyoruz. O da sahte kişilik oluyor psikolojiye göre. Şimdi buradaki bu durumu esasında Gurdjieff çok güzel bir şekilde anlatıyor. Diyor ki her insanın kişiliği farklı benlerden oluşur diyor. Ve o kişilik manzumesini anlatırken özellikle insanın anlam mekanizmasından bahsediyor. Yani bahsettiğim gibi bizim bu kişiliğimiz oluşurken hepimizin bir paradigması, zihin haritası, anlam haritası gelişiyor. Ve yani nasıl eğer kare hakikatin kendisi ise hepimizin algısı farklı. Dünyada şu ana kadar 100 milyar insan yaşadığını düşünüyor. Bugün nüfus 7.8. 100 milyar insan yaşıyorsa 100 milyar algı vardır. 100 milyar, yani aynı şeye bakıp 100 milyar tane algı vardır. Bunun da esas sebebi duygusal özdeşleşme. Yani bizler duygularımızla kayıt atıyoruz çocuklukta ve hayatta. Sonra duygularımızla yine çağırıyoruz eski anıları ve çağırdığımız anlara göre anlam mekanizması tetiklenir. Şu an yaşadığımız şeyleri anlamlandırıyor ve tepki veriyoruz. Yani o çocukluk zamanındaki anlamı değiştirmek çok önemli. Ve işte unconscious bias dedikleri bilinçsiz önyargılarımız var. 150 tane insanın kognitif hatası var algıda. Ve öğrenilmiş replikleri oynuyoruz. Çünkü düşünsenize ilk 7 yaşta kişiliğin %80'i yazılıyorsa 7'den 70'e kadar o yüzden aynıyız. Hep aynı replikleri farklı şekillerde oynuyoruz. Psikoloji bunu söylüyor esasında. Ve robot peki yani robot muyuz yani çünkü öğrenilmiş replikleri oynayan diyorsun ya yani robot gibi miyiz? Şu an için aynı şekildeyiz ve zaten Gurdjieff de çok ciddi söylüyor ki diyor ki bizler diyor otomatız diyor. Çünkü öğrenilmiş replikleri oynuyoruz ve bilinçsiz tepkiler veriyoruz o yazılmış şekilde. Ve içimizdeki içsel eleştirmenin, maymun zihnimizin, nefs ve vicdan savaşının, savunma mekanizmalarımızın ve maskelerimizin tamamen kölesi durumdayız. Yani dünyanın bize verdiği tesirlere otomatik tepki veriyoruz. O yüzden ben soruyorum, gerçekten özgür müyüz acaba? Yani ben bazen internette şu resmi gösteriyorum arkadaşlarıma, tekrar bir şey göstereyim. Bu internetten alınmış bir resim. O yüzden de herhalde mantıklı olacaktır. Resim şu. Hakikaten özgür müyüz? Bu hamburgeri götüren kişi gerçekten özgür mü? Hepimizin bu duruma düştüğü o kadar çok durum var ki. O yüzden de Gurdjieff'in bahsettiği otomatik gerçekten önemli. Robotuz diyorsun yani üstad. Bir ikinci kitabımda yazdım ben bunu. Hepimiz organik robotlarız ve otomatik tepki veriyoruz. Düşünsenize iPhone ilk çıktığında ben görüyorum bazen sabahlara kadar gece yarısından beri duruyorlar. Yani neden ikinci, üçüncü günü almıyoruz? Yani şöyle düşünmek lazım. Biz neye bağımlıysak, neye obseseysek orada hayat bir sınava tutar çünkü biz dengeye getirmek ister. İşte bizim o obsese olduğumuz, bağımlı olduğumuz şeyler bizim gelişim alanlarımızdır. Ve özgür olmadığımız alanlardır. Çünkü kemale varmanın esasında tek bir anahtarı var. Belki iki kelimeyle aklın özgürlüğü. Hani bütün özgürlüklerin alt planında yatan gerçek özgürlük aklın özgürlüğüdür. Hani davranış özgürlüğü vardır. Ben bugün Amerika'da yaşıyorum. Özgürlükler listesi var da özgür müyüz? Bu özgürlükleri yaşamak yetmiyor. Aklınız özgür değilse hiçbir özgürlüğün hakkını veremezsiniz.
Bu da nedir? Yani Budizm'de non-attachment olarak geçiyor. Yani eğer bir şeye bağımlısanız böyle hani korku olur, endişe olur ya da çocuğunuz, eşiniz bile olur. Böyle aşırı bağımlıysanız özgürlük değildir o. Ama dağın tepesine çıkmak da beget deyip izole etmek, non-attachment dedikleri benim Türkçe olarak putsuz yaşam. Eğer bir şeyi put etmiyorsak, put etmeden ona sahip oluyorsak, Ferrari'niz var ama put etmeden yaşıyorsanız o zaman işte bu dediğimiz gerçek özgürlük oluyor. O yüzden de aklın özgürlüğü baktığınızda bütün özgürlüklerin atası ve kamil insanların gerçek özelliği. Üstadım, psikolojiyle paralel olarak dördüncü yolu kıyaslaman istesem ne dersin? Ne anlatıyor dördüncü yol o noktada? Vallahi çok acıtıcı şeyler anlatıyor. Zaten ezoterizm de dediğim gibi eğer ezoterizmi biz bilgi olarak algılıyorsak yanlış yapıyoruz. Ezoterizm bilmekten yapmaya, yapmaktan olmaya geçmektir. Ve yapmaktan olmaya geçmekte nefes alır gibi yapmaktır. Gurdjieff diyor ki insan uyumaktadır ancak uyanabilir diyor. Ne diyordu Matrix'te Morpheus Neo'ya? Bir gün uykuya dalsan ve rüya görmeye başlasan seni hiç uyandırmasalar bizi diyor değil mi? Sen yaşadığın gördüğün her şeyi gerçek sanmaya başlarsın. Kesinlikle öyle. Bugün girdiğimiz o hani Avatar filmini düşünün. Avatar filminde bir bedene projekte oluyor. Hele onu bir de gerçek olduğunu hani kapalı şuurlu o bedene girdiğinizi düşünün. Avatar'da kendinizi avatar sanarsınız. İnsanın dünyadaki yaşamı bu zaten. Bir film fragmanı verdiler size. Seçtiniz, girdiniz. Ama kapalı şuurla girdiniz yani. Geldiğiniz yeri unuttunuz. O sanıyorsunuz ama otomatik robotta gidiyoruz. Tabii bir şey dürtüyor diyorlar ki bir şey bir garip yanlışlık var. Sonrasında diyorsunuz ki ben bunu araştıracağım kardeşim. Başlıyorsun araştırmaya. Tavşan deliğine giriyorsun. O yüzden de önce insanın otomatik mekanikliğini anlaması gerekiyor. Mesela Stephen Covey diyor ki insan etkiye tepki verdiği sürece doğal olarak yani düşünsel bilişsel mekanizmasını kullanmadığı sürece diyor. O zaman özgür iradesini yoktur diyor. Özgür iradeni kullanıp sorumluluk aldığın zaman işte o zaman otomatik insan olmaktan çıkarsın. Onu bahsediyor bizim Gurdjieff'te. Diyor ki insanın personaları olarak anlatılan psikolojideki maskeleri vardır. İçinde insanın insan tesirlerin etkisi altında farklı tepkiler verir. Farklı roller kimlikler altında diyor. Ve insanın aldığı izlenimler insanın yemek gibi, nefesi gibi önemli üç besininden birisidir diyor. Yemek, nefes ve izlenim. Üç besindir olarak diyor. Bunlar insanın hayatını yönetir diyor ve hepimizin içinde tek bir ben değil, farklı benler vardır diyor ki bugün psikolojinin geldiği noktada bu diyor. Her benlik bazıları büyüktür, bazıları küçüktür diyor. Büyük olanlar baskındır ama bir tane benlik vardır ki diyor efendi benliktir diyor. Bir benlik vardığının hizmeti, yardımcısı kahyadır diyor. Kahya benlik olarak geçiyor. Ve diyor ben algımız bizim bir illüzyondur diyor. Bir de bizim gözleyen benliğimiz vardır ki o içimiz ruhumuzdadır. Onu genelde fark etmeyiz. Ne zaman gözleyen benliği biz anlar hissedersek işte o zaman efendi benliğimizi de kullanarak benlikler karmaşasını dindirebiliriz diyor. Ve benlerin bazıları olumlu bazıları olumsuzdur diyor. Ve önemli olan diyor bu benliklerin de ortalama varlık seviyeleri vardır diyor. Geçen sefer anlattığım enagramla çok benzer. Ve diyor ki insan rol yapar, taklit eder ve özentiye girer diyor. Yani tokat atmaya devam ediyor. Hani otomat insanlığın ötesine. Ve bunun sebebi de bugün psikolojinin bahsettiği insanın yani okyanustan kopan damlanın içinde bulunduğu kaba ten kafesine ve dünyaya bağımlı olmasının sebebi duygusal özdeşleşme ya da onun anlatımı eş koşmadır diyor. Bizler duygularımızla bu dünyaya bağımlı oluyoruz. Yani duygularımız var ne kadar güzel ama eğer onlar bizi rezil ediyorsa duygusal özdeşleşme ile bağımlılık vardır. Eğer bizi vezir ediyorsa ama dengeli bir şekilde sorun yoktur ama vezir edip bir de bize orada kibir başlıyorsa yine duygusal özdeşleşme vardır. O yüzden ilk videoda bahsettiğim sizde olduğu gibi İçte denge, dışarıda, davranışlarda ölçüllük, evrenle de ahenk, bu üç temel denge hali çok önemli bir şey. Duygu ve hisler dışarıdaki olay ve tutumlardan etkilenir diyor. Yani insanın iç ve dış durumlara bakması lazım diyor. Ve insanın bu iç
halinin dış tesirlerden etkilenmesiyle beraber savunma mekanizmaları ortaya çıkar diyor. Ki bunu da tamponlar olarak anlatıyor. Ve bu yüzden de diyor ki insan çağrısımsal düşünür diyor. Biraz önce bahsettim. İnsanın kısa vadeli uzun süreli belleği var. Duygular vasıtasıyla bizim hafızamız yazılıyor ve kısa vadeli hafızadan uzun vadeli hafızaya aktarılıp bilinçaltına aktarılıyor. Bir olay olduğunda da o küçük yaşta öğrendiğimiz anlam mekanizması tetiklenip insanın o anki duyguları çağrımsal olarak gelip bugünkü duruma biz belki yıllar öncesinin tepkisini veriyoruz. O yüzden anlam mekanizmasını değiştirmek önemli ama o da yetmiyor. O yüzden insanın o eski zamanlardaki bağımlılıklarını sağlayan o duygusal şifalanmayı, duygusal özgürleşmeyi geçmişten yapması gerekiyor ki geleceğe adım atabilsin. Ve egonun hallerinden bahsediyor. Egonun gözlemci halini ortaya çıkartırsak o zaman gerçek benliğimizi görür. İmajinatif ve sahte benliğimizi ortaya çıkartırız diyor. Eğer gerçek benlikle dediği size gösterdiğim biraz önceki öz. İmajinatif benlik, yaralı benlik. Sahte kişilik yani. Özür dilerim, yaralı kişilik. Sahte benlik dediği de o toplum arasında ortaya çıkan sahte kişilik, sahte benlik. Bunları çok önceden bahsetmiş. Ve diyor ki insan yeni bir şey öğrenmez diyor. Sadece hatırlar diyor. Çünkü bütün bilgi insan içinde kayıtlıdır diyor. Evrenmeye, evrenin içinde yani hermetik olarak denir ya, yukarısı aşağısı, aşağısı yukarısı gibidir. Mantık o. Ve o yüzden de hakikati bir gerçeği ayırt ediyor. Gerçek insan sayısı kadarken hakikat tektir diyor. Ve diyor ki biz bir dünya hapishanesindeyiz bu yüzden. Çünkü biz o illüzyona kendimizi hapsetmişiz ta ki uyanana kadar diyor. Uyanmak da mümkündür diyor ama uyanmak için çok ama çok üstün bir çaba gerekir. O yüzden de herkes uyanamaz diyor. Ama herkes potansiyel olarak uyanabilir diyor. Ve nefs mücadelesi yapmadan, nefs hakimiyet etmeden de bu mücadeleyi kazanmak mümkün değil diyor. Ve de şöyle ekliyor diyor ki, güzel kardeşim sen belki uyanmak istiyorsun ama kendi başına uyanamazsın. O yüzden bir okul gerekir diyor. Ve terk etmeden de gelişemezsin diyor. Yani bildiklerini, konfor alanını bırakmadan hiçbir şekilde korku nehrinin ötesindeki özgürlük kıyısına ulaşamazsın diyor. Şimdilik bunu söyleyebilirim. O zaman yani dördüncü yolun uyanma yolunda önemli bir katkısı var herhalde. Anladığım kadarıyla. Kesinlikle var. Kesinlikle var. Diyor ki dört tür şuurumuz var diyor. Rüya hali, uykuda olduğumuz hal. Uyanıklık halimiz vardır. Şu an yaşadığımız ama bu da gerçek değildir. Çünkü insan uyanık değildir diyor normalde. Ne zaman insan kendini hatırlar ve hatırlamanın ötesinde bilmek yapmak ve olmak çalışmalarını yapar, kendi içsel çalışmasını yapar, buna çalışma diyor, o zaman objektif şuur kazanır. İşte o zaman diyor, gerçekten özüne ulaşır olarak anlat. Objektif şuur, hakikati olduğu gibi gören, filtresiz görebilen birisi. Ve iki tane ayrım yapmış, özümüz bizim benliğimiz değildir diyor, benlik zannının ötesindedir diyor öz. Bir de diğer dediği, şuur ile farkındalık aynı değildir diyor. Farkındalık kısa vadelidir, şuur ise kalıcıdır diyor. Aynı tasavvufun makamlar ve haller ile anlattığı gibi. Bugün yani bu zamanda, modern zamanlarda dördüncü yol nasıl olmalı? Yani şehirde nirvana dediğimiz bu mu? Siz öyle bir yakıştırma yapmıştınız şehirde nirvana diye. Doğru, ben şehirde nirvana diyorum bunu. Yani dördüncü yol bence bir nevi şehirde. Ben daha kaçmaktan bahsetmiyorum. Bu dünyada yaşarken bu dünyanın bütün fırsatlarına ve engellerine rağmen ilerlemekten, tekamül etmekten bahsediyorum. O yüzden kendini gözlemlemek lazım. Şehirde olup kaçmamak lazım. Ve bu içsel çalışmayı gerektiriyor. Her şeyi sorgulayacağız. Ama hiçbir şeyi doğru kabul etmeyeceğiz ama sonuçta çapayı da Allah'a atacağız. Bu inanılmaz bir tezat ama baktığınızda hakikatten başka ötesi yoktur deyip aradaki her türlü aracıyı sorgulayacağız. Sorgulayacağız derken kötü anlamda değil. Daha ne ötesi var? Daha ne öğrenebilirim diye. Çünkü bizler sonlu ve beşeriz. Sonsuz ve mutlak olan bir hakikati arıyoruz. Sonsuz ve mutlak olan hakikatte kimindir? Allah'ındır. Sonlunun sonsuzu yakalaması mümkün mü? Yani yine söylüyorum, bizler sonlu ve beşeri imkanlarımızda sonsuz ve mutlak olan
Allah'ın hakikatini arıyoruz. O yüzden de arada mutlaka fark olacaktır. Doğal olarak da sorgulamak o yüzden önemli. Ama tabii ki belli kabuller olacak. Dikkat geliştireceğiz ve dikkat edeceğiz. İçsel ve dışsal dikkat çok önemli. Yani hem dışarıyı şahit olacağız, hem de aynı zamanda içimizdeki o okyanusu anlayacağız. İzlenimleri zihnimize şuurlu olarak alacağız. Yani her gördüğümüzü sorgulamadan almayacağız. İçselleştirmeden önce gözleyeceğiz, sorgulayacağız, doğrulayacağız. Dikkatimizi bilinçli olarak yönlendirmeyi öğreneceğiz içimize ve dışımıza. Ne diyeyim, bilgi sadece yetmez bilgeliğe ve bilince. O yüzden bilgi ve varlığımızı birlikte büyütmemiz lazım. Arada fark olursa o zaman kopukluk olacaktır. Kendi mekanik, otomatik tepkilerimizin farkına varacağız. Ve insanın imajine ettiğini, hep yani bir hayal dünyasında kendini yaşatmaya çalıştığını, yani yaralı egomuzu anlayacağız ve özümüzü anlamaya çalışacağız. Ve kendi çabalarımızı yüksek bir çabaya bağlayacağız, ideale bağlayacağız. Yani yaşam misyonu diyebiliriz. Yani bu da keşişin yolu, fakirin yolu, yoginin yolunu beraber kullanmak dördüncü yol anlamına gelecektir. Bunun için de Gurdjieff diyor ki dur egzersizi var diyor. Çok önemli. Yanlış olan bir şey yaptığını fark et, dur ve düzelt. Bu kadar basit. Bir kere de düzelmeyecek ama. Bunu devamlı yapacaksın ki alışkanlık haline gelecek. Bugün kişisel gelişimin en az konuşulan konusu alışkanlık değişimidir. Alışkanlık değişimi olmadan hiçbir şekilde tekamül olmaz. O yüzden zaten o dergahlardaki yeri geldiğinde zikirler ya da Budist mabetlerindeki mantralar, hepsi bunların alışkanlık geliştirmek içindir. O yine hep surete, şekle bakıp onları yeri geldiğinde yanlış anlıyoruz. Olay alışkanlık değişimi tekrar üzerine. Zaten tekrarlarla öğrendiğimize göre küçük çocukluk yaşında, o zaman tekrarlarla kendimizi tekrar geliştireceğiz. Duygularımızı yöneteceğiz ve özümüze öz hakimiyet sağlayacağız. Ve dış dünyayı sevgiyle kale almayacağız. Yani kale almamaktan bahsediyor Gurdjieff. Ve gölgelerimizle yüzleşeceğiz, kaçmayacağız. Onun bahsettiği yöntemler bunlar. Evet, bugün hakikati arayan George Gurdjieff'i konuştuk ve bu yolculukta insanlık adına önemli öğretiler bıraktı, önemli öğretileri keşfetti. Onlardan da bahsettik, dördüncü yoldan da bahsettik. Her şeyi konuşamadık tabii ki hocam ama çok lezzetli bir sohbetti. Ben çok teşekkür ederim kendi adıma. İzleyenlerin de çok seveceğini umut ediyorum. Ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa yayını kapatıyorum. Vallahi sizinle olmak çok güzeldi. Bu beşinci videomuz. Dikkat ettiyseniz bütün hepsinin altında temel bir iki tane şey var. Kendini bil. Devre sonundayız. Bilen insandan kendini bilen insana geçme vakti. Çünkü dünya bir kabuk değiştiriyor. Sapla samanın ayrılma zamanı geldi bu devre sonunda. O yüzden de üst bilincimize, özümüze ulaşmaktan gayrı başka hiçbir kurtuluş ya da imkan yok. O yüzden de Hazreti Ali'nin dediği gibi fayda silimden sana sınırlı beni etkilemiştir. Bilgi toplayalım, öğrenelim ama eğer o bilgeliğe ve bilince dönüşmüyorsa tekamülümüze etkilemiyordur. Zaten bu dünyalı olma sebebimizin tek amacı da içsel semya, ruhsal tekamül. Diyorum son cümlede kendini bil. Var olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok lezzetli bir sohbetti. Sizler de bizi izlediğiniz için çok sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun, var olun.